up İngilizce'den ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzu izleyen arkadaşlar, videomuzun sonunda adjectives ve adverbs yani İngilizcedeki sıfat ve zarf kavramını öğrenmiş olacaklar. Öncelikle sıfat ne onu bir konuşalım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim böyle sizi tanımlara boğacak değilim. Sadece gerekli miktarda o başlığın ne olduğunu öğretip asıl işimize bakacağız biz hemen. Şimdi sıfatın ne olduğunu şöyle en güzel anlatabilirim. Bir nesne var ortada, kalem var. Bakın nasıl bir kalem dediğimde kalemi tanımlayan her kelime. Güzel kalem, iyi kalem ya da ucuz kalem. Bunların her biri sevgili arkadaşlar sıfattır. Yani bir ismin Özelliğini söyleyen herhangi bir kelimeye bir sıfat diyoruz. Kalem kelimesini tanımlayan üç kelime de gördüğünüz gibi. İşte bunun İngilizcesi adjectives ve İngilizce'de iki tane kullanım yeri var. Birincisi isimden önce. Hemen örneği gelsin. I saw a nice car. Ben güzel bir araba gördüm. Bakın bu bir isim soylu bir sözcük. E zaten demiştik az önce ismi tanımlıyor diye. Dolayısıyla I saw a nice car nasıl bir araba gördün sorusunun cevabı ben güzel bir araba gördüm. Nice car'dır. There is a very big tree. Nasıl bir ağaç? Büyük bir ağaç dediğimizde yine bir sıfattır arkadaşlar. An old office. We have an old office in the city. Şehirde eski bir ofisimiz var ifadesindeki old eski yine ofisi tanımladığı için bir sıfattır diyoruz. İkinci kullanımına geldiğimizde ise be fiilinden sonra hemen örnek gelsin. I am cold, üşüdüm anlamıyla. Aslında burada da hani hatırlayalım ismin bir özelliğini tanımlıyordu ya. Burada da aslında mesela I am cold cümlesinde benim özelliğimi tanımlıyor. Üşüyor olma özelliği. Veyahut da the weather is nice. Havanın güzel olduğunu tanımlıyor. Sadece bu kullanımda az önce olduğu gibi kendisinden sonra gelmemiş de isim. Bakın daha öncesinde gelerek onu tanımlamış bu da araya sokulan emizarlarla sağlanmış aslında anlayacağınız birinci maddenin aynısı sadece sıralamanın değişmiş hali yoksa yine bir nesneyi tanımlıyor burada. Tıpkı they are rich, onlar zengin dediğimizde anlaşıldığı gibi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi am'dan sonra, iz'dan sonra, ardan sonra ve bir de emizarın geçmiş zaman hali olan was'dan sonra sıfatlar gelmiş oldu arkadaşlar. They were tired da yine aynı şekilde arın yerine they were tired, yorgundular diye çevirebileceğim kendisinden sonra sıfat gelen bir ifade olmuş arkadaşlar. Şimdi geldik zarflara. İlk cümlemize bir bakalım. This is a beautiful violin. Bu güzel bir keman. Bakın burada bir isim var değil mi? Violin, keman. Nasıl bir keman? Güzel bir keman. Direkt sıfat, değil mi? Gelelim şimdi bir sonraki cümlemize bir bakalım. She plays the violin beautifully. Şimdi yukarıdaki sorumuzda nasıl keman dediğimizde güzel keman sıfat oldu çünkü kemanı tanımladı. Peki aşağıdaki örneğimize bakalım. Nasıl çalıyor? Beautifully güzel çalıyor. Bakın nasıl çalıyor? Bu bir fiildir. Fiile nasıl sorusunu sorduğumda beautifully güzel çalıyor. Aynı kelime bu sefer fiili tanımladı. İşte o zaman ona zarf diyoruz arkadaşlar. O zaman bir toparlayalım. Eğer bir kelime ismi tanımlıyorsa sıfat diyoruz. Nasıl keman? Güzel keman. Ancak bir kelime eğer fiili tanımlıyorsa nasıl çalıyor? Güzel çalıyor örneğinde olduğu gibi işte o zaman da ona zarf diyoruz. Yalnız Türkçe'de dikkat ederseniz güzel çalıyor veyahut da güzel keman dediğimde aynı kelimeyi kullandım. Güzel kelimesini ama İngiliz diyor ki eğer sen diyor o kelimeyi zarf yapacaksan diyor L'ye son ekini eklemelisin diyor. Şimdi aslında şunu da söyleyeyim. Türkçe'de aslında bu ek var. Nasıl var? Bir şekilde veya CC anlamıyla. Yani bu cümleyi Türkçe'ye çevirdiğimde iki tane seçenek var. Ya güzel bir şekilde çalıyor demem lazım. Ama her zaman söylediğimiz gibi konuşma dili ne yapıyor? Bunu atıyor ve güzel çalıyor diyor. Bir tane daha var o da güzelce şeklinde. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz sanırım. Ceca veyahut da bir şekilde anlamını veriyor. Ne arkadaşlar? L'y son eki. Demek ki biz sıfatlara L'y takısı getirdiğimizde onları zarf yapıp fiili tanımlıyormuşuz. Hemen örneğimiz gelsin. Slow yavaş demek sıfat olarak ancak slowly nasıl sürüyor? Yavaş sürüyor. Sürmek. Bakın bir fiili tanımladım. L'ye ye ile zarf yaptım onu. Yavaşça veya yavaş bir şekilde diye de çevirebilirim. Happy mutlu. Happily mutlu bir şekilde veya mutluca. Aynı şekilde comfortable, comfortably şeklinde L'ye takısının zarf yapışını gördük. Ve şimdi tabii ki neye geldik? Her zaman olduğu gibi Kural dışı davranan yani her konuda önce bir kuralları konuştuktan sonra illa bir kural dışı grup var. Bunu artık alışkınsınız diye düşünüyorum. Mesela good sıfatı ise işte good car, iyi bir araba diyoruz mesela değil mi? İsmi tanımlıyor sıfat oldu. Ancak well şeklinde l'ye almadan well diye arkadaşlar zarf oluyor. iyi bir şekilde anlamıyla. Fast hızlı hiç değişmiyor. L'ye takısı almıyor arkadaşlar. Fast hem hızlı demek a fast car hızlı bir araba diyebilirim. Bakın buraya da yazayım. Fast car. Aynı şekilde he drives fast. O hızlı bir şekilde araba sürüyor derken de yine L'ye tıksı almadan aynı kelime zarfa dönüşüyor. Hard sert sıkı anlamında. Hard sıkı bir şekilde anlamında L'ye almadan zarf oluyor. Ha aklınıza gelebilir hocam. Hardly diye bir kelime var ama onun anlamı başka. Bu şekilde e, bir zarf anlamına gelmiyor onu söyleyeyim. Hemen bakın warning uyarı işaretimiz geldi ve şu not düştü aşağıya. Well iyiyim anlamında sıfat olarak da kullanılabilir. Yani well illaki zarf olarak düşünmeyin diyor. I'm very well cümlesinde aslında I am fine, I'm good demek gibi normal düz bir sıfattır diyor. Bakın istisnalar gerçekten bu anlamda bazen zorlayabiliyor ama... Kulak dolgunluğu ve göz aşinalığıyla bunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz arkadaşlar. Zarflar aynı zamanda sıfatları da niteleyebilir. Çok ilginç. Neden? Çünkü sunumumuzun başında zarfları anlatırken demiştik ki zarflar fiilleri niteler ama sıfatları da niteleyebiliyormuş. Bakın I am terribly sorry. Korkunç bir şekilde üzgünüm. Bakın hemen nasıl tanımlıyor bir bakalım. Şimdi terribly görmeyin önce üzgünüm. Nasıl ne kadar üzgünsün korkunç bir şekilde terribly bakın bir şekilde üzgünüm derken yine zarf oldu. Bir sonraki örneğimiz it's incredibly quick recipe. Yine incredibly görmeyelim. It's quick recipe bu hızlı bir it's e olmalı burada bu arada. en olmalı tabii incredible olduğu için. O hızlı bir tarif. Ancak incredibly geldiğimizde inanılmaz bir şekilde hızlı bir tarif dediğimizde ne yaptı? Buradaki incredibly quick sıfatını nitelemiş oldu. Bir sonraki örneğimiz the exam was easy. Kolaydı. Nasıl kolaydı? Ne kadar kolaydı? surprisingly easy, şaşırtıcı bir şekilde, kolayda anlamıyla. Zarflar aynı zamanda zarfları da niteleyebilir. Çok ilginç. İki tane zarf arka arkaya hemen örnek gelsin anlayabilmek için. You learn English. İngilizceyi öğrenirsin. Nasıl incredibly quickly, inanılmaz derece hızlı bir şekilde bizimle İngilizceyi öğrenirsiniz diye inceden bir mesaj varmış bakın. Yani aslında burada şöyle oluyor. Learn fiilini tanımlayan aslında iki tane zarf olmuş oluyor. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde İngilizce öğrenirsiniz derken nasıl öğrenirsiniz dediğimde her iki kelime direkt fiili tanımlıyor. Böylece tam olarak zarf anlamını vermiş oluyor arkadaşlar. Kendisiyle sıfat kullanılan fiillerle bir uyarı bölümüyle yolumuza devam ediyoruz. Neden böyle bir bölüm var? Çünkü az önce ben söylemiştim fiillerle birlikte zarflar kullanılır diye ancak 5 tane fiil var arkadaşlar. Bunlar yanlarına sıfat alıyorlar. Birincisi you look tired. Hani nerede l y ki? Yok. Çünkü look fiilinin tabiatı böyle. Sen yorgun görünüyorsun anlamında olduğu gibi. Zaten aslına bakarsanız Türkçede de yorgun bir şekilde görünüyorsun denmez. Yani zarf eki var ya hani bir şekilde veya cc anlamı burada söylenmiyor bakın. Dolayısıyla bu kuralın Türkçeyle uyumlu olması bu anlamda iyi. I feel good. iyi hissediyorum. İyi bir şekilde hissediyorum. Çok mantıklı gelmiyor. Yine Türkçe Türkçe'de sıfat olarak kalıyor. Sound, kulağa gelmek. This instrument sounds nice. Bu enstrümanın sesi kulağa hoş geliyor anlamıyla. Taste, tat vermek. Cheese tastes awful. E, peynirin tadı berbat örneğinde olduğu gibi. Smell, kokmak. Rosa smell good. Ee, güller iyi, hoş kokar anlamıyla bu beş tane fiil kendisinden sonra gördüğünüz gibi sıfat almış arkadaşlar. Zarf değil. Uyarının son bölümünde arkadaşlar L'ye takısı aldığı halde zarf olmayan kelimelerden bahsedecek bize. Mesela friendly evet L'ye takısı var ama friendly arkadaş canlısı demek. She's a friendly person. Arkadaş canlısı sıcak bir insan. Yani nasıl her sakallı dedem değilse her L'ye takısı almış kelime de zarf olmayabiliyor. Lively kelimesi de canlı. İstiklal is a lively road. Canlı böyle hani insanların gezdiği dolaştığı bir yoldur anlamıyla lively. Bu arada bu kelimeyi I live in İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum. Yaşamak anlamında live diye telaffuz ederken canlı böyle dolu dolu hareketli anlamında live ve lively diye telaffuz ettiğimizi de burada bir kez hatırlamış olalım. Elderly yaşlı anlamında aslında old kelimesiyle aynıdır. Dolayısıyla bu ifade için mesela he's an old man. Demekle he's an elderly man demek aynı şey yine bir sıfat oldu. Lovely sevimli anlamıyla it's a very lovely dress sevimli bir elbise. Ve silly, aptal anlamıyla she is a silly girl, o aptal bir kız derken L'ye takısı aldığı halde zarf olmayıp sıfat olan kelimelere örnekti arkadaşlar. Sıfatlar ve zarflar, adjectives and adverbs sunumumuzun, konu anlatımımızın sonuna geldik. Şimdi egzersiz videomuza geçerek öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz.